aileleri, arkadaş gruplarını tatlı bir telaş bastı. Aynı masa etrafında kucaklaşacağım sofralar planlandı. Vitrinler kırmızıya boyandı. Pahalılık, hediyelik eşya arayan gençlerin yaratıcılığını ve hayal gücünü hayli arttırdı. Yılbaşı ile Noel arasındaki 7 farkı da bulduktan sonra dört gözle Yeni Zelanda'nın yeni yıla önden buyurmasını bekliyoruz. Öncelikle şu son birkaç yıldan sonra yegane dileğimiz gelen yılın gidene rahatmaması. Ama bazen giden yılın 2021, gelen yılın da 2022 olduğuna emin olamıyorum. Neden mi? Kişi başına milli gelir de 2006'ya, döviz kuru kriziyle 1994'e ya da 2001'e, gıda ve benzin kuyruklarıyla 1979'a. Tabii ki unutulan insan hakları eylem planını görünce 1839'a, Tanzimat Fermanı'na. Ve hatta kamu kaynaklarının nereye harcandığı konusunda gözlerimizi yaşartan şeffaflığı görünce Magna Carta'ya bile döndüğümüzü düşünüyorum. Evet, yıl 1215. Oysa zaman geriye doğru akmaz. Her yeni yıl arifesinde aynı soruyu soruyoruz değil mi? Hayatımıza yenilik katmak istiyoruz. Yeni yılda ne bekliyoruz? Yeni bir bilgisayar, yeni bir oyun konsolu, bir araba, beyaz eşya, belki mutfak robotu. Çok beklersiniz. Geleceğe dönüş film setinde değilsek devam edelim. Gün geçtikçe istediğimiz ürünü alabilme süremiz uzuyor. Pardon, düzeltiyorum. Bazen dakikalar geçtikçe istediğimiz ürünü alabilme süremiz uzuyor. Uluslararası göstergelerde kötü ne varsa orada liderliğe oynamak bir hayli moral bozucu. Bir iPhone alabilmek için dünyada en uzun süre çalışan toplumuz. Nüfusumuzun neredeyse yarısı günde 10 dolar bile kazanamadan geçinmeye çalışıyor. En ucuzundan bir sıfır araba için bir asgari ücretlinin, yani nüfusumuzun yarısının yemeden, içmeden, kira ödemeden en az 5 sene çalışması gerekiyor. Oysa yeni yıldan beklentimiz tüm bunlara kolayca erişmek olabilirdi. Medeni ülkelerde yaşayan insanlar gibi telefonumuzu yenilemeyi, yurt dışı turuna çıkmayı, son model oyun konsolu almayı, yeni bir bilgisayar edinmeyi isteyebilir, bunları yapmak için gün sayabilirdik. Geçim derdi ve borç yükü nedeniyle kara kara düşünmediğimiz bir yıla girebilirdik. 21. yüzyılda yaşadığımızın her şeye rağmen bilincindeyiz. Bu çağın adı hepimizin bildiği gibi bilgi çağı. Unutmayalım, 150 yıl önce sanayi devriminin ıskalamanın bedelini bir imparatorluk kaybederek Rumeli ve Kafkasya'da büyük acılar çekerek ödemiş bir milletiz. Bilgi çağını ve dijital dönüşümü kaçırmaksa toplumsal, ekonomik ve siyasi açılardan gerçek bir beka meselesi. Bu yarışta geri kalmak gibi bir lüksümüz yok. Bakın, ben çocukken Güney Kore ile Türkiye aynı seviyedeydi. Bugün onlar bizim 4 katımız daha zengin. Her alanda markaları bütün dünyayı kuşatıyor. Biz niye yapmayalım? Ama bunun ilk adımı bakış açımızı değiştirmekten geçiyor. Bu kafayla devam edersek dünya ile aramızdaki mesafe kısalmayacak, uzayacak. Artık dünyayı geriden takip etmekten vazgeçip bir sıçrama yapmamız lazım. Biz bunun adına özgür, zengin ve dünya ile yarışan Türkiye için yarına atılım diyoruz. Çünkü dijital dönüşüm, özellikle içinde bulunduğumuz dönemde bir lüks değil, bir mecburiyet. Bu dönüşüm bir teknolojik konusu olmanın çok ötesinde bir zihniyet meselesi. Türkiye, gelişmiş ülkeleri takip etmekte gecikti. Ama sıçrama stratejisiyle onların önüne geçme fırsatına sahip. Emin olun, bunu başarmak için elimizde her şey var. Müthiş enerjik bir nüfusumuz var. Çok dinamik bir özel sektörümüz var. Yeniliğe iştahlıyız. Üstüne üstlük dünyada yatırım yapmak için yer arayan bol miktarda para var. Yani helva için gereken bütün malzemeler mutfakta. Ama bilin bakalım ne eksik. Doğru bildiniz. Türkiye'nin önündeki fırsatları kullanabilecek, yeni çağa ayak uydurabilecek ehil bir yönetim eksik. Yeni dünya dinamiklerini kavrayan, kararlı adımlarla özgür ve zengin bir ülke için yarına atılım programını uygulayacak irade eksik. Ama ben eminim bu eksiklik çok uzun sürmeyecek. Kim bilir? 2022 belki de erken seçim yılıdır. Belki de 2022, 7'den 70'e dünyayla bütünleşen bir Türkiye yolculuğumuzdaki en büyük adımı atacağımız senedir. Belki de yoksullaşan değil zenginleşen Türkiye doğrultusunda sıçrayış yapacağımız yıldır 2022. Sayın Genel Başkanımızın hep vurguladığı gibi, şu an yaşadıklarımız için sakın kader demeyelim. Çünkü yasaklar kader değil, yoksulluk kader değil, yalnızlık kader hiç değil. Biz, Deva Partisi kadroları olarak Türkiye'yi yenilikçi üssü yapma hedefiyle programlarımızı, eylem planlarımızı hazırladık. Türkiye'yi orta gelir tuzağından çıkartacağımız yeni bir döneme biz hazırız. Umarım siz de hazırsınızdır.